Ziraat Odası'nda gerçekleşen programda açılış konuşmasını yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bizim yönetim kurulumuzda her partiden arkadaşlarımız var. Bu zamana kadar ne iktidarın ne de muhalefetin düdüğünü çaldık." diye konuştu. Seçim süresinde gezdiğiniz yerlerin en kutsal yeri burası olduğunu düşünüyorum. Çünkü yediğiniz, içtiğiniz, giydiğiniz her şey bu nasırlı ellerden geçiyor. O sebeple çiftçilerimiz çok önemli bir sektör, aynı zamanda eli öpülesi, inadına üretim diyen bir topluluktur kendileri. Biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir sözü var, oradan alıntı. Bizim ecdadımız üç kıtaya hakim olurken bir elinde kılıç, bir elinde kara saban olmasaydı olamazdı diyor. Olduktan sonra da sürdüremezdi diyor. Ve devamında da yine bir elinde tüfeği, bir elinde kara saban olmasaydı biz bu coğrafyada yok olurduk diyor. Onun için burada çiftçinin ne kadar önemli olduğunu sizlere vurgulamak istiyorum. Ben yaklaşık 6 seneye varan bir başkanlık sürecim var. Ve yönetim kurulunda her partiye mensup insanlar var. Bu süre içinde hiçbir zaman ne iktidarın düdüğünü çaldık ne de muhalefetin düdüğünü çaldık. Ancak yapılan hiçbir şeyi de inkar etmedik. Şimdi onu inkar edersek zaten dürüst olmayız. Örneğin işte ay çekirdeği patentinde olsun. Örneğin Sevim Yıldız Kampüsü'ndeki bize verilen 4 sınıflık lisede olsun. Diğer fuarlarda olsun. Yan tarafı arsayı bize vermelerinde olsun. Benzeri şeylerde bizlere yardımcı olan Hüseyin Şahin'le şeye de Halinur Aktaş Bey'e de teşekkür ettik geri geldiği zaman. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı Fikret Fidan ise devlet tarafından desteklenmedikten sonra çiftçinin durumu zor olur. Bir işin başına uzmanı getirmekle çözemiyorsunuz. Önemli olan ilgi göstermektir diye konuştu. Bir işin başına işin uzmanını getirmekle olayı çözemiyorsunuz. Önemli olan ilgidir. Yani ilgi göstermektir. Biz inşallah bütün sorunlarımızda sadece çiftçinin değil, yani orada nasıl böyle ilgi alaka göstermiş sorunları çözebilmişsek önemli bir kısmını, İnşallah sizin sorunlarınızda, İnegöl'deki önemli sorunlarda, birçok sorunlar çünkü, çözeceğimizi inşallah inanıyoruz. İyi bir ekiple yola çıktık. Bu arkadaşlarımızın hiçbirinin kendisiyle ilgili beklentisi yok. Biraz sonra zaten bir kısmı burada tanıyacaksınız, bir kısmı bizimle beraber. Kendi işlerinde başarılı olmuş, işte kendi çevresine katkı sağlayan insanlar. İnegöl'de katkı yapacaklarına inandığımız için bu şekilde beraber yola çıktık. Dediğim gibi değişim olması lazım. Değişime ihtiyaç var. Ben 99'a da aday oldum. 99'da 23.000, 24.000 İnegöl'e kayıtlı araç vardı. Bugün 47.000. 2 katı araç sayısı var. Ama ne yeni bir cadde açıldı, ne ilave bir yol yapıldı, ne de yapılan bir otopark var. Yani yapılan hiçbir şey yok. Ondan sonra diyoruz ki trafik sorunumuz var, otopark sorunumuz var. Bunları yapmazsanız, açmazsanız zaten sorun devam eder. Biraz ilgi bekliyor yani soruna, onu söylemeye çalışıyorum. İnşallah biz her konuda, her şeyle ilgili, sorunla ilgili ilgimiz, alakamız olacak. Birlikte başaracağız dediğim gibi. İşte başkanımız bize sadece sorunları getirmiyor, çözüm önerileri de getiriyor. Akşam müsaade gittik, İnegöl'le ilgili bir kitapçık bastırmışlar. Ciddi bir araştırma, çok hoşumuza gitti. İnegöl'de potansiyel de var. Yani sadece sorunları söylemiyorlarsa, bunu çözün demiyorlar, çözüm önerilerini de koyuyorlar sizlere. Diyorlar ki böyle böyle yaparsanız bu sorun çözülür. Yani yerel yönetimin yapması gereken işler var. O manada arkamızda güçlü bir destek de var. İşte bütün sivil toplum örgütlerini, bütün derneklerimizi, odalarımızı biz yönetimin içine katmak suretiyle, onlardan öneriler almak suretiyle inşallah bu şekilde bir yönetim tarzı sergilemeyi düşünüyoruz. Yapılan açıklamaların ardından Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi adayları kendini tanıttılar. Bize bu imkanı sunduğunuz için herkese teşekkür ederim. Yerel seçimlerinde İnegöl'ümüze hayırlı olmasını temenni ederim. Köfteciyim, Üçdener Belediye Meclis Üyesiyim. Kısmet olursa bu dönemde adayım. Teşekkür ederim. Hükümet Başkanımla yola çıktık. Desteklerinizi bekliyoruz. Hasan Uçuz, 1964 İnegöl doğumlu, Yenice'de ikamet etmekteyim. 26 yıldır Yenice Belediyesi'nde görev yaptım. Son 5 yılda belediye başkan yardımcısı olarak çalıştım. İnşallah 30 Mart'tan sonra tüm İnegöl'ün tümü için
bu enerjimizi, bilgi birikimimizi harcayacağımıza eminim.